Aziz milletim, biz yıllardır Sayın Erdoğan'ı uyarıyoruz. O kulak asmasa da biz yıllardır devleti devlet gibi, devlet ciddiyetiyle, devlet aklıyla, Türk devletine yakışır donanımdaki liyakatli kadrolarla yönet diyoruz. Ama o bizi değil, maaş düşkünü, saray şarlatanları dinlemeyi tercih ediyor. O yüzden de maalesef bugün devletimiz ciddiyetsiz, liyakatsiz ve beceriksiz ellerde bir yönetim krizi yaşıyor. Kuralsız, kurumsuz ve hesapsız bir anlayışla Türk devletinin ağırlığı da, aklı da, itibarı da yerle bir ediliyor. Çünkü Bay Kriz her işin başına layık olanı değil, kendisine sadık olanı getiriyor. Sorumluluk sahibi olanı değil, arsızı kolluyor. İş bileni değil, söz dinleyeni koruyor. Ve kimsenin hiçbir şey bilmediği bir yerde Sayın Erdoğan her şeyi biliyor. Mesela ekonomi biliyor. Mesela hukuk biliyor. Mesela diplomasi biliyor. Hatta kim bilir, belki İspanyolcayı bile biliyor. Ancak bu durum maalesef hiçbirimiz için şaşırtıcı değil. Çünkü iktidarın yönetim anlayışında tarımdan anlamayanın tarım bakanı olduğunu gördük. Ekonomi bilmeyenin maliye bakanı olduğunu gördük. Yönettiği bakanlığına mal satanın ticaret bakanı olduğunu gördük. Tek meziyeti Sayın Erdoğan'ın dediğini yapmak olanın Merkez Bankası Başkanı. Enflasyonu en güzel makyajlayanın da TÜİK Başkanı olduğunu gördük. Rektörler, elçiler, bürokratlar gördük. Bu gözler neler gördü, neler. Hatırlıyor musunuz? Mesela en büyük özelliği damat olmak olan bir damat bakan vardı. Burası çok önemli. Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak. Ya çok beklersiniz demişti ya. Ama kendisi paket olduktan sonra Halefi Nebati, Işıltılı Nebati, Halef Selef ya, Işıltı. Nebati Bakan, Işıltılı Nebati Bakan. Sağ olun, lütfen, lütfen. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Buyurun lütfen, buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Sonra Halefi Nebati Bakan elini hızlı tuttu. Dolar 10 lira değil, 15 lira da değil. Tam 18 lira 79 kuruş oldu. Ya. Peki sonra ne oldu? Bütün sözler unutuldu. Enflasyon son 20 yılın zirvesini gördü. Faiz sebep, enflasyon sonuç teorisi suratlarında patladı. Türkiye ekonomi modeli dedikleri sözüm ona kurtuluş reçetesi de üzerine tüy dikti. Tüm bu yaşananlardan sonra utançlarından insan içine çıkamamaları gerekirdi değil mi? Ama öyle olmadı. Bay Kriz hala daha 20 yıldır yapamadıklarını seçime 5 kala yapacağım diyor. 20 yıldır beceremediklerini diyor ki 20 yıldır yapamadım. Sandık geldikten sonra becereceğim diyor. 20 yıldır tutturamadığı dikişi 2023'te tutturacağım diye pazarlıyor. Dış politikada da durum farklı değil. Sanki He-Man çizgi filmini izliyoruz. Bir gün kaplan gibi bağırıyor. Ama ertesi gün sevimli mi sevimli, pofuduk bir ev kedisine dönüşüveriyor. Bir gün atılgan, ertesi gün titrek. Bir gün katil Esed diye bağırıyor. Ertesi gün Esad'la görüşebiliriz diyor. Bir gün Sisi darbeci oluyor. Ertesi gün siyasette küslük olmaz diye geri vites yapıyor.
Ez cümle devlet ciddiyetinden ve akılcılıktan uzak bu davranışlar devletimizin gücünün de, devlete duyulan güvenin de, devletin niteliğinin de, niceliğinin de, asaletinin de içini boşaltıyor. İşte bu yüzden biz İyi Parti olarak devletimizi içine hapsedildiği ciddiyetsizlikten, kurumlarımızı içine hapsedildiği liyakatsizlikten, milletimizi de içine hapsedildiği krizler sarmalından çekip çıkarmaya geliyoruz. Her gün birbirinden cıvık açıklamalarla asap bozanları, vasatokrasiyi bu aziz millete dayatanları, koskoca otokrasi var diyorlar ya, öyle değil, vasatokrasi var. Yani otokrasi bile değil. Onun için bir şey lazım, şura lazım. Bu aziz millete dayatanları, koskoca bir ülkenin kaderini, bir kişinin sevgisine, nefretine ve kaprislerine indirgeyen bu acayip yönetim anlayışını değiştirmeye geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni eşin, dostun, akrabanın güdümünden çıkartmaya, işinin ehli kadrolarla yönetmeye, aklın ve bilimin ışığında yükseltmeye geliyoruz. Çünkü bize bu yakışır. Çünkü devletimize bu yakışır. Çünkü devlete liyakat yakışır. Çünkü devlete ciddiyet yakışır. Değerli arkadaşlarım, Sayın Erdoğan devlet yönetiminde ciddiyetin önemini bilmediği gibi ağzından çıkan sözün de kıymetinin farkında değil. Bu devleti 85 milyon adına temsil ettiğinin şuurunda değil. Saraya girdiğinden beri ne usul kaldı, ne izan kaldı, ne de nezaket kaldı. Milletimizin maraba, kendisini de Beştepe lordu. Lord mu desek, dük mü desek? Dük de olabilir. Sayın Erdoğan, dük mü büyük, lord mu büyük? Hayır hayır, yani hiyerarşide. Ha, dük diyelim o zaman. Dükü. İngiliz dükü. Beştepe'de. Onlar kaç bin kitap okumuş olur? Sizce? Epey. O zaman lordlukta kalsın. Beştepe lordu olarak gördüğü için hoşuna gitmeyen her eyleme, her söze, her düşünceye edecek bir hakaret buldu. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Tarihin her döneminde aziz olan büyük Türk milletine adeta bir hakaret repertuarını layık gördü. Devlet insanlığının beyaz eldivenini kirlettiği yetmedi, diline de küfrü bulaştırdı. Ya bunlar öğrenci mi? Bunlar çürük dedi. Ya bunlar gazeteci mi? Bunlar terörist dedi. Ya bunlar üretici mi? Bunlar hain dedi. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, esnafından çiftçisine, öğrencisinden emeklisine herkes bir gün nankör oldu, bir gün şükürsüz oldu, bir gün vicdansız oldu. Hatta gün geldi, biz kadınlar sürtük bile oldu. Tüm bu çirkin sözlerinin karşısında hiçbir zaman özür dilemedi. Hiçbir zaman utanmadı. Hiçbir zaman sıkılmadı. Hatta yüzü bile kızarmadı. Edebi de, ahlakı da, saygıyı da bir kenara attı. Birleştireceğine nefret saçtı. Özellikle milletin teveccühünü kaybettiğini anladığı günden beri de sadece dilini kirletmedi, gözünü de hırstan kör etti. Kalbini de öfkesinin esiri etti. Vicdanını da kin karasına boyamayı tercih etti. Gencecik yaşta katledilen özge canımız için kendi başına bırakılan ya davulcuya ya zurnacıya diyecek kadar merhametini kaybetti. Çocuklarım aç, yiyecek ekmeğim yok diyen insanımızın sözlerini abartılı bularak elinin tersiyle itmeyi tercih etti. Söndüremedikleri yangında telef olan canlara beyaz et dedi, geçti. Üstünde şehitlerimizin kanı olan vatan toprağını kupa norazi olarak gördü.
Doların yeşilini ağacın yeşilinden daha çok sevdi. Rahmetli Süleyman Demirel'in tarifiyle bozkırı yeşile çevirme kavgasıyla hiç işi olmadı. Tam tersine yeşili betona çevirme kavgasına girişti. İşte o yüzden biz de İYİ Parti iktidarında betonu yeşile çevirme kavgasını başlatacağız. Vicdanları kanatan tüm yaralarımızı birer birer saracağız. Milletimizi bölen değil birleştiren, ayıran değil büyüten, kutuplaştıran değil buluşturan olacağız. Hakaretin yerini saygıyla, öfkenin yerini anlayışla, ben bilirimciliğin yerini ortak akılla, nefretin yerini sevgiyle değiştireceğiz. Milletimizin mayasında olan şefkat ve merhamet duygusunun sarsılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin kuruluş kodlarına işlemiş Anadolu'muzun samimiyetine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Devletin dilini, devletin adabını, devletin edebini ve devletin merhametli elini yeniden hatırlatacağız. Değerlerimize, geleneklerimize, törelerimize yaraşır bir şekilde devleti hakkıyla yöneteceğiz. Çünkü bize bu yakışır. Çünkü devletimize bu yakışır. Çünkü devlete samimiyet yakışır. Çünkü devlete merhamet yakışır. Değerli dava arkadaşlarım. Sayın Erdoğan ve iktidarının bu kadar hoyratlaşmasının esas sebebi nedir biliyor musunuz? Çünkü nereden geldiklerini unuttular. İçine doğdukları Anadolu'yu unuttular. Saraya kapanınca aziz milletimizi unuttular. Bugün milletten kopuk bir halde akıllarınca devlet yönetmeye çalışıyorlar. Milletin değerlerinden uzaklaştıkça devletin değerlerinden de uzaklaşıyorlar. İşte o nedenle bugün devlet devlet olmaktan çıktı ve Sayın Erdoğan'ın şahsi vesayetine mahkum edildi. Halbuki devlet milletin her rengini, her düşüncesini, her kimliğini, tasada ve kıvançta ortaklığını, güzel bir geleceğe olan beklentisini, ortak bir tarihe beraber sahip olma hissini, eşitliğini, güvenliğini ve milli egemenliğini taşır. Hiç kimsenin bu egemenlik üzerinde bir vesayet hakkı yoktur, olamaz. Çünkü devletin dünü içinde, bugünü içinde, yarını içinde, hakem de, hakim de millettir. Demokrasinin temel şartı budur. Eğer ki demokrasiye inanıyorsanız, millete de inanmak mecburiyetindesiniz. Eğer ki demokrasiye inanıyorsanız, Anadolu'nun ferasetini anlamak mecburiyetindesiniz. Eğer ki demokrasiye inanıyorsanız, fazilet sahibi insanlarımızı dinlemek mecburiyetindesiniz. Ama Sayın Erdoğan için demokrasi en başından beri işine geldiğinde binip işi bitince indiği bir trenden ibaret oldu. Ve ne zaman ki milletimizin ona inanmadığını görmeye başladı, ne zaman ki Anadolu'nun ferasetinin karşısında yenik düşeceğini anlamaya başladı, ne zaman ki fazilet sahibi insanlarımızın gözünden düştüğünü hissetmeye başladı, işte o zaman Sayın Erdoğan için demokrasi treninden inme vakti de gelmiş, çatmış oldu.